Selamlar efendim, hoş geldiniz. Yepyeni bir Don't Starve rehberiyle tekrar karşınızdayım. Evet, beklenen sonunda ada rehberiyle karşınızdayım. Peki bu adada neler oluyor şimdi? Hep beraber onu göreceğiz. Bu video için yaklaşık 1-2 haftadır uğraşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Eksiklerim, yanlışlarım varsa da yorumlarda benimle belirtin. Onları düzeltmeye çalışacağım. Eğer kanalda yeniysen ben Kuros, adım Muhammed. Oyunlar hakkında rehber videoları çekmekten çok büyük keyif alıyorum. Eğer sen de oyunları bilerek oynamayı seviyorsan bu kanal tam senlik. Unutmadan abone ol derim. Hadi başlayalım. İlk önce öğrenmemiz gereken şey adaya nasıl ulaşacağız ve ada nerede? Oyuna girdiğimiz zaman böyle bir şeyle karşılaşıyoruz ve oyuna giriyoruz değil mi? Haritaya bastığımız zaman ben bütün haritayı açtım. Ben bütün haritayı hileyle açtım. Eğer nasıl açtığımı, hileyi nasıl yapabildiğimi merak ediyorsanız hile rehberi de var. Gidip ona bakabilirsiniz. Ada genelde anladığım kadarıyla şu kesik, yani uzun, düz kesikler halinde olan yerlerde oluyor. Bakın sevgili dostlar, çevrede böyle uzun kesik bir yerler pek fazla yok. Şöyle uzundan kesik olduğu zaman onun devamında ada oluyor. Hemen buraya gidip tekne kurup tekneyle karşıya geçmeye çalışacağız. Evet, gördüğünüz gibi artık en yakın noktaya geldim. Buradan hemen karşıya doğru geçelim. Bunun için yapmamız gereken şey, önce tekne yapabilmek için Think Tank yapacağız. Think Tank'ı hemen buraya koyuyorum. Think Tank'ın yanında artık Seafaring denilen bir sekme açılacak ve buradaki şeylere ulaşımımız sağlanacak. Hemen tekne yapılması gereken şeyleri yanıma alıyorum ve teknemizi hemen suya koyuyorum. Tekneye böyle bir şekilde atlayabilirsiniz. Devam edebilirsiniz. Böyle atlaya atlaya geçebilirsiniz. Ama bunu tavsiye etmem. Belki bir iki tane daha yaptığımız zaman karşıya ulaşacağız. Hemen bir köprü yapalım ve karşıya nasıl ulaştığımızı da bir görmenizi istiyorum. Olabildiğince uzağa koyuyorum. Koyabildiğim kadar uzağa koyuyorum ve atlaya atlaya devam ediyorum. Böylelikle karşıya geçmiş olduk sevgili dostlar. Karşıya geçer geçmez hemen akıl sağlığımız değişiyor. Peki normal olarak nasıl geçebilirdik? Ve ondan sonra teknemi hemen salıyorum. Hemen yoldan devam ediyorum ama güzel bir şekilde devam etmem gerekiyor. Düzgün çarpmadan hiçbir yere gitmem lazım. Ama şu anlık gidemiyorum çünkü durdurmam gerekiyor. Evet, biraz beceremedik. Hemen gideceksiniz şuradan. Bunu yapacaksınız. Ve sonra repair luck diyeceksiniz. Hemen buraya götürüyorsunuz. Orası kapandı. Batmaya devam ediyoruz. Tekrar devam etmemiz gerekiyor. Buraya da gidip üzerine repair luck diyoruz. Ondan sonra gördüğünüz gibi hemen birazcık toparladı. Devam ediyoruz ve normal repair yapacağız. 140 sağlığı kaldı teknenin. Repair yaptığımız zaman biraz daha arttı. Şimdi tekrardan adaya doğru gideceğiz. Olabildiğince çeviriyorum. Hiçbir yere çarpmadan devam etmeye çalışıyorum. Adaya doğru ilerliyorum. Haritada adanın nerede olduğunu biliyorum. Oraya doğru ilerliyorum. Daha fazla yelken koyarsanız daha hızlı gidebiliyorsunuz. Adaya ulaştığını gördüğüm zaman hemen şuradan şeyimi atacağım. Attım ve artık durdum. Bunu da kaldırabilirim ve artık adaya zıplayabilirim sevgili dostlar. Adaya böyle de gidilebiliyor. Eğer yakınsa köprü şeklinde de oluşturabiliyorsunuz. Peki adada neler var? Hemen onlardan bahsedelim. Adaya gider gitmez akıl sağlığımız artık göz sağlığına dönüşüyor. Ve gördüğünüz gibi karakter kafayı birazcık sıyırıyor. Neden? Çünkü ada tamamen farklı bir dünya, farklı bir... Hemen onlardan bahsedeceğim. Evet, şurada gördüğünüz beyaz hayaletler var. Hemen o hayaletlerin ne işe yaradığını göstereyim. Hemen benim üzerimden geçti ve uykumu getirdi. Bundan dolayı akıl sağlığımız, yani göz sağlığımızın düşük olması gerekiyor. Bunun için de akıl sağlığımızı düşürecek şeyler göz sağlığımızı da düşürecek. Dark Sword kullanmamız akıl sağlığımızı düşürüyor biliyorsunuz. Night Armor da aynı şekilde akıl sağlığımızı düşürüyor. Bir de aynı zamanda direkt akıl sağlığımızı sıfırlayan Nightmare Amulet var. Nightmare Amulet yaptığımız zaman ve giydiğimiz anda artık dünya bize çok daha güzel gözükecektir. O beyaz aura artık yok. Net bir şekilde görebiliyoruz. Akıl sağlığını çıkarttığımız anda, akıl sağlığımız arttığı anda gördüğünüz bu şeyler oluyor. O yüzden elinizde ya bu olabilir ya da bu olabilir. Aynı zamanda topladığınız şuradaki şeylerden C rat yapılabiliyor ve giydiğiniz zaman bu da akıl sağlığınızı düşürüyor sevgili dostlar. Evet, şöyle full akıl sağlığı düşüren bir kombinle ben burada takılabilirim. O da mı yetmedi? Burada devreye yeşil mantarları da sokabiliriz. Bunları pişirdiğimiz zaman akıl sağlığı geliyor ama pişirmeden yediğimiz zaman akıl sağlığımız gidiyor sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi hepsini yedim ve akıl sağlığım artık gitti. Bunları buradan çıkartabilirsiniz ve bunun yanına gittiğimiz zaman akıl sağlığımız artmaya devam ediyor. Böyle bir durumda hemen akıl sağlığı tekrardan kaybetmek için yeşil mantar yiyebiliyorsunuz. Ama şöyle de bir durum var sevgili dostlar. Bu adadan akıl sağlığınız artmadan ayrılırsanız eğer, gemiye bindiğiniz zaman bu sefer akıl sağlığı sıkıntısı çekeceksiniz sevgili dostlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, gördüğümüz biyom buranın çöl biyomu. Çöl biyomunda gördüğünüz Bat Enemy tarzında bir şeyler var. Bunlar üzerine gittiğimiz zaman gördüğünüz gibi 150 candan 90 can bıraktı. Hemen gidip onları kökleyebiliriz sevgili dostlar. Köklediğimiz zaman artık yanımızda getirebiliriz. Bunu tekrar gidip kendi adamıza kurabiliyoruz. Ve kurduğumuz zaman artık sınırsız güce sahip olan neyimiz olacak? Sınırsız kullanım hakkı olan Tooth Trap ile aynı görev görecek. Çok daha iyisi. Böylelikle ant kurtlar saldırdığı zaman bunları kullanabiliyoruz sevgili dostlar. Bunun bu özelliğini unutmayın, çok etkili olabiliyor. Kullanmanızı tavsiye ederim. Hadi adamıza geri dönelim. Evet, adada farklı bir ağaçla tanışacaksınız. Bu ağaçları kırdığımız zaman ne elde ettiğimizi hemen göstereyim. Kırması çok uzun sürecek. Elde ettiğimiz şeyler bunlar sevgili dostlar. Kökleyebiliriz. Hemen köklüyoruz ve gördüğünüz gibi 6 tane odun elde ettik. Aynı zamanda bunu elde etmiş olduk. Bunu yiyebiliyoruz. Burada ekstradan farklı bir yemiş de göreceksiniz. Taş yemişi, stone fruit bush diye geçiyor ve bunu topladığınız zaman 3 tane size stone fruit veriyor. Bunu sağ tıkla yiyemiyorsun çünkü çok sert. Bunu kökleyebilirsiniz. Evinize götürmek için bunu kökleyebiliyorsunuz sevgili dostlar. Gidip kendi adanıza da tekrardan kurabiliyorsunuz. Aynen bu şekilde. Bunu kuruyorsunuz ve beklediğiniz zaman otomatik gelmeye başlıyor. Otomatik artık kullanmaya başlıyorsunuz. Peki bunları nasıl kullanacağız? Yere bırakıyorum, elime kazma alıyorum ve kırıyorum. Kırdığım zaman düşen yemişler artık ripe stone fruit. Bunları çok güzel bir şekilde yiyebiliyorsunuz, sınırsız olarak kullanabiliyorsunuz. Bozulma riski yok, gayet güzeller. Tavsiye ederim. Ayrıyeten adadaki örümceklerden de bahsedelim. Bu örümcekler çok güçlü. Gördüğünüz gibi ateş etme şekilleri yerden size bir şey çıkartıyor. Eğer sabit durursanız hasar alıyorsunuz. Hemen gidip yanına kafasına vurabilirsiniz sevgili dostlar. Ama öldürmesi zordur ve arkadaşları geldiği zaman gerçekten zor, sıkıntılı anlar yaşayabilirsiniz. Hemen büyük bir gruba dalmak istiyorum göstermek için. Sabit durmamanız gerekiyor kesinlikle, yoksa çok fazla vuracaklardır. Hemen gidip öldürmeniz gerekiyor böyle bir durumda. Ama tehlikeliler, dikkatli olun. Evet sevgili dostlar. Ayrıca şöyle bir şey daha göstermek istiyorum. Bir tane bagnet yapıyorum hemen ve ağaçlardan bir tanesini kesmeye başlıyorum. Keserken hemen gördüğünüz gibi şey çıktı, kelebek çıktı. Bu kelebeği aldığınız zaman çok hızlı bir şekilde 2 gün içerisinde ölüyorlar. Ölmeden kullanabilmeniz için, peki nerede kullanacaksınız bu kelebeği? Pet yapımında kullanabiliyorsunuz sevgili dostlar. Hemen onu da göstereyim. Rakden'in yanına geliyorsunuz. Rakden'in yanına geliyorsunuz ve şöyle bir şey çıkıyor sevgili dostlar. Bunun yanına gelmeniz gerekiyor. Geldiğiniz zamanda da mod link denilen bir şey göreceksiniz. Bunu yapabilmek için bu kelebeğe ihtiyacınız var. Glower salat ise yazın çıkan meyvelerden yapılıyor. Eğer iki şeyiniz varsa hemen mod link size geliyor sevgili dostlar. Mod linki aldığınız anda hemen yanınızda beliriyor. Mod linkin en güzel kısmı çok güzel olması, kanatları olması ve tatlı bir peti olması. En sevdiğim petlerden bir tanesi. Ama aç kaldığı zaman vıç vıç ötmesi de baş ağrıtıyor, onu söyleyeyim baştan. Pet almadan önce sürekli ona yemek vereceğinize emin olun. Bu petin en güzel özelliği ise şudur sevgili dostlar. Belirli bir alanda size ışık kaynağı sağlıyor. Yani sürekli torç yapmanıza vesaire gerek kalmıyor. Zaten lantern kullanmanızı tavsiye ediyorum genelde. Ve geceleyin de çok tatlı bir şekilde uyuyor sevgili dostlar. Peki bunlarla sınırlı mı? Hayır. Şu gördüğünüz şeyleri kırıyorsunuz. Ve kırdığınız zaman gördüğünüz bir şey çıkıyor. Bunu alıyorsunuz, taşıyorsunuz ve gördüğünüz ilk deliğe götüreceksiniz. Hemen bir tane delik bulalım. Evet, yukarıda delik var. Normalde siz bu kadar hızlı götüremeyeceksiniz. Ben hileyle kendimi hızlandırdım. Buraya sağ tık soket yapıyorum. Önce bunu koyuyorum. Sonra geri kalan 2 tane daha parçayı buluyorum hemen. Bir parça burada. Hemen aynı şekilde kırıyorum. Ve ondan sonra alıyorum ve aynı yere götürüyorum sevgili dostlar. Bu arada yerde sürekli Moon Rock görebilirsiniz. Moon Rock sıkıntısını bu adada çözebiliyorsunuz. Çünkü burası ay adası sevgili dostlar. Şimdilik bunu bıraktım ve ondan sonra bunu da bir parçalardan bir tanesi de bu. Hemen kırıyorum. Ve bunu da aldıktan sonra hepsini bir bütün haline getiriyorum. Evet, yanına getirdim. Tekrar alıyorum ve soketliyorum. İkinci parçayı da koydum. Hemen gidip 3. parçayı da getiriyorum. Taşıması hileyle bile çok uzun zaman alıyor. O yüzden vakit alacak, haberiniz olsun. Ve bunu da soketleyip artık burayı tamamlıyoruz. Sağ tarafta gördüğünüz Celestial denilen bir bölüm açılıyor. Evet, yanına gittiğim zaman açılıyor sevgili dostlar. Ve buradan yapabileceğimiz şeyler bunlar. Peki şuradaki bu malzemeyi, Moon Shard'ı nasıl bulacağız? Bence bunu siz de tahmin ettiğiniz gibi hemen buradakilerini kırıyorsunuz ve Moon Shard elde ediyorsunuz sevgili dostlar. Ondan sonra gidip Celestial'dan bunların hepsini yapabilirsiniz. Evet, sırayla her birini yapacağım ama envanterimi bir boşaltayım. Evet, envanterimi boşalttım ve sırayla her birini yapıyorum. Ve ne işe yaradıklarını baltayla başlıyorum anlatmaya. Balta çok daha hızlı kesmenizi sağlıyor ağaçları. Ama kullanmanızı pek tavsiye etmem sevgili dostlar. Çünkü çok zaman alıyor. Kullanmanız da o kadar gerekli değil. Peki bu testere gibi Glass Cutter nedir? Glass Cutter ise sevgili dostlar çok güçlü bir silah. 68 vuruyor ama çok az kullanılıyor sevgili dostlar. Ondan dolayı hemen tükeniyor kendisi. Sanırım 100 vuruşta hemen yok oluyor. Gördüğünüz gibi sadece 2 tane örümcek kestim ve %89'a ulaştı. 20 tane örümcek kestiğim anda bitecek. Evet, son olarak da anlatmadığım şunlar kaldı. Bunları da kırdığınız zaman sevgili dostlar çıkan şeyler Driftwood Piece adındaki materyaller. Bunları nerede kullanabiliyorsunuz? Driftwood Ore'da kullanabiliyorsunuz. Yani daha ideal şeylerde kullanabiliyorsunuz sevgili dostlar. Ama ada genel olarak böyleydi. Şunu da bahsedeyim hemen. Bir de peki Bat Bomb ne işe yarıyor? Hemen buraya atıyorsunuz ve burası ısınıyor. Isındığı zaman şu gördüğünüz yaratıklar dönüşmeye başlıyor. Bu yaratıklar çok tatlı bir yaratıklar ama burası ısındıktan sonra belirli bir müddet sonra buradan tekrardan glass çıkacak. Ve adada tükenen glassları buradan tekrar yineleyebiliyorsunuz. Şu an bu alanı sahiplenmeye başladı. Her birinin farklı alanları var. Sıcağı çok seviyor bu yaratık ve ısındıktan sonra galiba Donlay'da gördüğünüz gibi gitgide kızarıyor. Zaman geçtikçe kıpkırmızı olacak ve artık yakmaya başlayacak. Ve gördüğünüz gibi burası benim, burası senin kavgası yapıyorlar ve buranın sahibi olduğunu gösterdi kendisine. Öldürdüğümüz zaman ise ne çıktığını da gösterme amaçla hemen göstereyim. Yakabiliyor bizi sevgili dostlar. Ve öldüğü zaman Dragon Fruit veriyor bize sevgili dostlar. Dragon Fruit de ne kadar önemli bir sebze olduğunu biliyorsunuz. Şu ise yerde şunu aynı adanıza taşımanızı sağlıyor. Aynı şekilde buradan da kökleyebilirsiniz Big Fork ile. Big Fork'u alın, burayı kökleyin, aynen götürebilirsiniz kendi adanıza. Tabii aklınıza şöyle bir şey gelecek sevgili dostlar. Ben buraya götürürüm ve akıl sağlığı için bir alan oluştururum diye düşünce gelecek. Maalesef öyle bir şey yok. Oyun burasını ada olarak kabul etmediğinden dolayı akıl sağlığınız burada artmıyor. Aynı adada olduğunuz gibi. Ondan dolayı bunu da belirteyim. Evet sevgili dostlar, yaklaşık 1-2 haftadır bu video için uğraşıyorum. Sürekli ada rehberi dediniz. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.